Peki hocam, siz şu an VAV TV ekranlarında da kavramlarla, kelimelerle ilgili bir program yapıyorsunuz. İsmi de Aramızdaki Kelimeler. Çok hoş bir çağrışımı var. Aramızdaki kelimeler deyince böyle insanı pek çok yere, zihnini alıp götürebiliyor. Nedir Aramızdaki Kelimeler? Bir kere çok böyle beni heyecanlandıran, duygusal olarak da besleyen bir terkip oldu Aramızdaki Kelimeler. Ben onu bu program için, televizyon programı için tasarladım. Birkaç arkadaşımın da bunun keşfinde, ortaya çıkmasında katkıları var. Yani biz bunları konuşarak öğrendik. Yani böyle Aramızdaki Kelimeler kendiliğinden pat diye önümüze düşen, İşte tamam bu dediğimiz bir şey değil. Müzakere ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, oradan oraya, oradan oraya zıplıyorsunuz. Sonuçta yapmak istediğimiz şeyi en iyi ne ifade edebilir? Onun adını buluyoruz. Aslında yapmak istediğimiz şey şuydu. Ya iki insan, topluluk, cemaat, ne bileyim bir masa etrafında toplanan, bir muhabbet kurmaya çalışan insanların acaba olmazsa olmaz kelimeleri nelerdir? Yardıma çağırmadan, devreye sokmadan, kullanmadan, bir şekilde o akışın içinde yer almadan o sohbetin tamamlanamayacağı kelimeler mutlaka vardır. Selam bunlardan biridir mesela. Selamsız sabahsız olmaz mesela. İşte bir muamele gerçekleştiriyorsun. İki kişi kendi aralarında konuşuyor. Bu iki kişinin konuşması, üç kişi, beş kişi fark etmiyor. Bu konuşmayı böyle sürekli olarak tahkim eden, besleyen, koruyan, ilerlemenizi sağlayan ama sonuçta olmazsa olmaz diye sayabileceğiniz böyle anahtar sözcükler var. Gündelik hayatın neredeyse onun üzerine inşa edildiğini söyleyebileceğimiz kelimeler var. Bunu nasıl işleyebiliriz? Üstelik ben bunu kendi başıma konuşacağım. Bir 15 dakikalık bir süresi var. 15 dakika içerisinde ben bunu nasıl anlatabilirim falan. Programın kendisi bizi yormadı açıkçası. Adı yordu. Adını bulmak yordu. Ki programın kendisi gayet net. Yani ne yapacağımızı biliyoruz. Aramızdaki kelimeleri bulacağız. Daha Aramızdaki Kelimeler başlığı yok. Fakat böyle muhabbet ederken Aramızdaki Kelimeler diye bir şey geçti. Böyle yani nihayetinde dedik yapacağımız şey Aramızdaki Kelimeleri konuşmak dedik ve başlık öyle belirlendi. Ben duygusal bir yakınlık hissediyorum bu başlığa. Herkes o tanıyı alıyor. Çevremde bu başlığı değerlendiren arkadaşlarımdan kanaatlerini aldığımda onların da bunda çok duygulandıklarını, orada bir hoş bir anlam saklı olduğunu falan söylüyorlar. Bakalım nereye varacağız. Sanki bir kaybı, bir telafiyi, öyle bir çabayı dile getirir gibi bir çağrışımı var. O da var. Evet, yani Aramızdaki Kelimeler giderek azalıyor. Bu bir itiraftan çok bir durup değerlendirmesi. Yani pek çok kelime artık ihtiyaç bile duyulmuyor. Modern hayat, teknoloji, dijital dünyanın kolaycı ve hızlı keşifleri kelimelere pek fazla ihtiyaç duyulmasını sanki sağlamıyor. Ve insan ilişkilerimiz de bu hıza bağlı olarak yeniden kuruluyor. Artık kelimelere ihtiyaç duymayan bir ilişkisellik söz konusu. Bu daraltılmış, bu anlamı ve derinliği kaybolmuş ilişki de nihayetinde geçici, uçuk, peşine pek de düşürmeye değer olmayan, iz bırakmayan, hafızada yer etmeyen garip bir yapı üretiyor. Bu yapı niye bu kadar kolay tüketilebilir bir yapı? Çünkü kelimeleri yok. Kelimeleri yok. Çünkü kelimelerimizi biz içimizden, zihnimizden devralıp getirip o hikayeye dahil ediyoruz. Böyle demiştin diyoruz. Böyle anlatmıştım diyorum. Ve bu kelimeleri seçmiştim seninle konuşmak için. Kendimi ifade ederken bir şekilde ihtiyaç duyduğum şeyler bu sözcüklerdi falan. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Hazır 4 numaralı, 5 numaralı kalıp cümlelerimiz var. Bu kalıp cümleler giderek aramızdaki kelimeleri tüketiyor, yok ediyor. Onun için ben bu kelimeleri bir canlandıralım. Kullanılmayanlarını yeniden hatırlayalım. Ve bu kelimelere bağlı olarak gelişecek bir sohbet halkasını da yeniden tasarlayalım diye bunu konuşuyoruz. Kelimelerin kendi başına bir anlamı yok ki. Kelimeler eğer seferber edilmiyorsa, bir muhabbetin parçası olarak devreye girmiyorsa ne olacak da yani?
kelimeyi değerli kılan, onun hangi söz aralığında, hangi muhabbeti tamamlayan bir unsur olarak kullanıldığı. Sanırım bir ayı geçtik ya, iki aya yakındır aramızdaki kelimeleri konuşuyoruz. Elimizde bir cetvel var, böyle her geçen gün nasıl da unuttuk falan deyip listeye eklediğimiz kelimeler var. Nereye kadar gideriz? Sanki öyle anlaşılıyor ki çok kelimemiz var. Ve bunların her birini konuştukça da artık onlar yeniden hikayemize dahil oluyorlar. Ben de mesela kullandığım, ekrana taşıdığım kelimeleri yavaş yavaş gündelik dilde de sıklıkla ifade etmeye, kullanmaya, tedavüle sokmaya çalışıyorum. Bu yalnız böyle fincanlara falan, su bardaklarına yazılan kelimeler gibi değil. Yani bazı arkadaşlarımız acaba teveccüh gibi kelimeleri mi kastediyor diye düşünebilir. O değil. Onlar da değerli kelimeler ama böyle değil. Yani mesela ilişkiselliğin içinde sınır diye bir şey var. Vefa diye bir şey var. Bunlar bir ilişkiyi batıran hikayeler var. Açığa çıkaran, güçlendiren, geliştiren şeyler var. Aramızda diye tanımladığımız o müzakere, muamele, ne diyelim ona, o yakınlığın içinde saklı dolaşan kelimeler var. O kelimelerin hatırı o muhabbeti devam ettirmenizi sağlıyor. Yoksa gündelik söz akışında kullandığımız işte Türkçe sözcüklerin olmazsa olmaz kelimeleri değil. O zaten o dil yani. O dil içinde konuşuyoruz. Ama o dilin içinde öyle anahtar sözcükler var ki o sözcüklerde bir anlamda sözün nereye aktığını, sözün nasıl kendini yeniden var ettiğini, sözün altını çizileceği yerleri çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Olumlu geri dönüşler alıyorum açıkçası. Kelimeleri hatırlatmak, o kelimelere hayatiyet kazandırmanın pek çok kişi tarafından değerli sayıldığını görüyorum. Bir kusur varsa belki benim anlatımımla alakalıdır. Ama bir daha iyisini yapan birisi gelene kadar biz böyle idare edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Şimdi hem ilahiyat hem sosyoloji formasyonunuz var ve uzun yıllardır da eğitim veriyorsunuz. Üniversitelerde de sonrasında da bürokrasi hayatınız var ve çok da çeşitli kitaplarınız var. Şimdi pek çok konuda program yapmak mümkün idiyken, toplumsal meselelere hani daha kerli ferli böyle insanların çok belki ilgisini çekebilecek. Havalı. Havalı. Kelimeler üzerine program yapma fikri nasıl doğdu? Aslında eğer belli bir profesyonellik içerisinde ne olsa yaparım, belli bir hazırlıktan sonra onu da yaparım, bunu da yaparım diye ortalıkta gezinenlerin ilgilerini bir kenara bırakalım. Onlardan bağımsız konuşalım. Sizin derdiniz neyse onun peşine düşersiniz. Benim derdim demek ki bu aralıkta kelimelere yakalandı. Kelimelerin günlük yaşamımda, hayatımda, düşünsel dünyamda peşine düştüğüm soruların ele alınışında belli ki böyle bir anahtar rolleri var. Hiçbir zaman bu kelimeler bu kadar net bir şekilde önüme çıkmamıştı. İşte ömrünüzün bir döneminde böyle bir gözden geçirmeye başlıyorsunuz kelimelerinizi, sözcüklerinizi. Benimkisi öyle bir şey. Belki yarın başka bir şey. Başka bir kavram, başka bir problematik bizim gündemimize girebilir. Siz de çok iyi biliyorsunuz, biz bu ekranlarda Derdimiz Hayat diye bir program yaptık. 70 bölüm değil mi? 70 bölüm yaptık. Hani böyle kendi yaptığımız işi beğenmek. Evet, çok beğeniyoruz. Neden? Çünkü günlük yaşamda dert ettiğimiz şeyleri konuştuk. 3 arkadaş. Onları da buradan selamlamak isterim. Ali Büyük Aslan'la Bünyamin Bezci'yi oturduk. Bizim başımıza iş açan bir karara varmak zorunda olduğumuz, açmak, ilerlemek, derinleşmek ve müzakere etmek istediğimiz konular nedir? Onları bir konuşalım dedik. Ve gerçekten o saatte, yani program öncesinde kaçınılmaz bir şekilde bir hazırlığınız oluyor. Zihninizde dolanıyor en azından. Fakat muhabbete girdiğiniz andan itibaren, yani 3 arkadaş sözü paslaşarak konuşmaya başladığında sizin o önceden hazırlandığınız konular değişiyor. Başka bir müfredat, başka bir akış gündeme geliyor ve oradan
işte nihayetinde derdimiz bu olduğu için bunlar üzerinden ilerledik. Şimdi de ben aramızdaki ilişkileri gözden geçirmek, bunu bir düzene sokmak, bunun için kelimelere düşen misyon, ağırlık neyse bunları hatırlamak. Belki bu bende kalıcı bir etki bırakmış olabilir. Bu nedenle şimdi nereye varacağını kestiremediğim uzun bir hikayenin parçası olarak ekranlarda görünüyoruz. Eyvallah. Yolculuğun bir parçası. Evet, tabii ki, tabii ki. Bu arada rejiden arkadaşlarım hatırlattılar. 71 bölüm diyorlar hocam. Bayağı fazlaymış. Zahidi de varmış. 71 bölüm. Evet, peki az önce bir şey söylediniz. Onu açmak isterim mümkünse. Aramızdaki kelimelerin sanki azaldığına dair bir şey duydum sizden, cümle. Azalıyor mu gerçekten ve biz peki o zaman hangi kelimelerle konuşuyoruz? Şimdi tabii aramızdaki kelimeler annemizden, babamızdan, kendi yatağında öğrendiğimiz kelimeler olsa, o haliyle devam etse herhalde bunun üzerine bir şey söylemek doğru olmazdı. Fakat büyük bir değişim geçirdiğimiz de bir gerçek. Etkileşimler içindeyiz. Öyle şaka falan değil. Küresel etkileşim bizi her konuda dönüştürüyor. Buna karşı direnecek, bu etkileşime karşı ayakta durmamızı sağlayacak duyarlılıklarımız, duyargalarımızın da çok güçlü olduğu kanaatinde değilim. Uzun hikayelerdir. Bunlar politikacılar, entelektüeller bunu oturup konuşurlar. Çok farklı bağlamlarda ilerleyen bir kargaşa yaşıyoruz. Ona bu muhabbetin içine sokup onun etrafında kaybolmak istemem. Ama şu da bir gerçek ki çok kestirip atarak, kestirmeden bir muhabbeti sürekli sekteye uğratan, devamlılığın sık sık alabora olduğu bir ilişki cinneti yaşıyoruz. Yani muhabbet. Akılda kalan muhabbetlerimiz azalmaya başladı. Dün akşam beraberdik, oturduk, sabahladık türünden şeyler artık muhabbet etrafında hatırlanan cümlelerden değil yani. Belki işret aleminde olanlar böyle şeyler hatırlıyorlardır ama onların da aklı başında değil zaten. Ama aklı başında bir muhabbetin artık eskisi kadar örnekleri etrafımızda görünmüyor. Çünkü hikayemizi konuşmayı sevmez olduk. Hikayelerimiz üzerinde muhabbet etmeyi, o hikayelerimizi çoğaltacak, başka hikayelerle buluşturarak yeni bir takım safhalara erişmeyi önceleyecek bir diyalog imkanı da giderek daralmaya başladı. Dünyanın sonu değil tabii. Burada en azından bu kelimeleri yeniden hayata geçirerek, bu kelimeler etrafında bir sıcaklık üreterek telafi edebiliriz. Yani ben aramızdaki kelimeleri tamamıyla kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş kelimeleri tekrar geri çağırmak için değil ama bunun bir boyutunun da sözünü ettiğiniz o geri çağırmak olduğunu söylemem gerekir. Ama ondan daha fazla ve belki daha önemlisi biz aramızda hangi kelimelerle ilerlersek, hangi kelimelere yatırım yaparsak, yatırım çok ekonomik bir şey oldu ama hangi kelimelerin ağırlığını daha fazla hissedersek yakınlığımızı, sıcaklığımızı, muhabbetimizi daha ölümsüzleştirme imkanı bulabiliriz. Bu güzel bir şey. Mesela ben geçen hafta kahveyi anlattım. Yayınlandığı için söylüyorum. Kahve, hepiniz biliyorsunuz yani kahve nihayetinde işte Yemen'den, Brezilya'dan, oradan, buradan gelen ve belli bir ameliyeden, bir süzgeçten geçirilerek işte cezveydi, telveydi, fırındı falan, fincanda içtiğimiz bir şey. Bu kadar mı? Yani ben işte ondan sonrasını anlatmaya çalışıyorum. Yani o kuşkusuz o fincan, o ustanın o kahveyi pişirmesi, közde mi pişirmiş, tüpte mi pişirmiş, bunların detaylarını da insanlar çok konuşurlar. Burayı ihmal edemeyiz yani kahvenin bu teknik hazırlık safhaları hepimizi ilgilendiriyor. Kahveyi kime çektirdin, hangisinden aldın, paket kahve mi aldın falan. Buralardan gidersek hoş bir geyik olabilir ama ondan sonrası bunun etrafında oluşan, bu kahveyle bağlanmış kararlar, bu kahvenin etrafında şekillenmiş sıcak muhabbetler, bu kahvenin milat olduğu buluşmalar, işte hani bir kahve içmiştik falan ya da bir kahve içelim bunu bir bağlayalım
adını koyalım. Mesela çok hoşuma gidiyor bu. Bir kahve içelim, adını koyalım. O kahvenin orada nasıl bir figür, nasıl bir araç olarak yer aldığını hep düşündüm. Mühürlüyor orada bir şeyleri. Yani nihayetinde kahve nedir? Yani işte güzel, her gün içtiğim için belki o kadar farkını hissetmeyebilirim. Her gün bir tane doktorumun tavsiyesi var. İçiyorum her gün 11'de. Ama o kahveye bağladığımız, o kahve etrafında tamamladığımız bir hikaye var. İşte ben onları anlatmaya çalışıyorum. Hayatımızda mesela kahve eksiliyor. Kahveyi kendi mekanlarında, evimizde içmekten, birlikte içmekten, misafirimizle birlikte içmekten uzaklaşıyoruz. Artık kahve asla küçümsemiyorum, asla yadırgamıyorum ama mesela filtre kahveler aynı anlamı vermiyor. Bambaşka bir şey. Bütün gençlerin elinde filtre kahveler var. Benim oğlum da evden çıkarken kahvesini alıp öyle çıkıyor. Ama mesela olmazsa olmaz, gündelik hayatın inanılmaz bir parçası olmaya başlayan modern kahvelerde o bizim dediğimiz kahvenin onunla ilişkilendirilmiş hikayelerin hiçbir anlamına erişemiyor. O zaman bir konuşmak lazım. Yani bunların kahveleri de ters çevrilmiyor. Onu da söyleyeyim. Evet, böyle bir şeyi anlamlı bulmayabiliriz ama bunun nasıl bir metaforik zenginliği var? Bu kahve caiz midir, değil midir diye tartışılmış biliyorsunuz. İçsek mi, içmesek mi? Gizli içildiği zamanlar olmuş. Sonra buna cevaz vermişler. Cevaz vermişler diyorum çünkü hala sallantıda bir şey yani. İçsek mi, içmesek mi? Sonra bu uzunca bir süre tartışılmış. Katip Çelebi'nin de galiba bununla ilgili bir risalesi var. Bu konudaki tartışmaları dengeye bağlamaya yönelik. Yani bu tartışmanın uç noktalarındaki savruklukları müzakere eden bir kitabı olduğunu hatırlıyorum. Ama şimdi bakın oradan çıktık. Yani artık bir sıvıyı içmekten çok o sıvının etrafında oluşan, o kahvenin etrafında oluşan bir bağlamı. O bağlamın taşıyıcı, toparlayıcı, kuşatıcı evrenini konuşuyoruz. Kelimeler öyle. Evet. Her birinin arkasında adeta bir dünya var. Evet. Bir kelime tedavülden kalktığında, dolaşımdan kalktığında diyelim, onunla birlikte bir anlam dünyası da yok oluyor. Değil mi? Onun taşıdığı, yani onunla birlikte onun bütünlediği ne varsa, çünkü hiçbir kelime onun yerini vermiyor. Evet. Bazen yapıyoruz böyle biraz kompleksten, biraz işte aşağılık kompleksi daha çok. Eski ve kimliğimizi, milliyetimizi belli eden sözcükleri kullanmaktan bilerek uzak durduğumuz anlar oluyor. Bu zaaf tabii yani çok büyük bir problem alanı aslında bu. Ama siz onun yerine bir şekilde ürettiğiniz, uydurduğunuz, ikame ettiğiniz kelime o eski kelimenin, o otantik olanın ağırlığını taşımıyor. Yok. Ağırlığını taşımadığı için kimliksiz, kişiliksiz, böyle boşlukta, üzerine kavga edilemeyecek kadar hafif bir kelime oluyor. Oysa eski kelimeler o kadar güçlü ve o kadar böyle etkili bir derinliğe sahiptir ki insan onda bir kelime aldığınız zaman, size birisi bir kelimeyle vurduğu zaman siz 4 gün, 5 gün kendinize gelemezsiniz. Öyle değil mi?